Günaydın değerli seyircilerimiz ve radyoları başında sesimizin ulaştığı her yere İstanbul'dan iyi bir sabah diliyoruz. Perşembe günü gündemiyle 28 Mart 2019'da bugün sizler için neleri takip edeceğiz? Onun ayrıntıları çerçevesinde hemen gündemimize başlayalım. Vatan Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı İlker Yücel ve Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İzzettin Özgibar, İYİ Parti'nin skandallı reklam filmi hakkında basın açıklaması gerçekleştirecek. Meclis Genel Kurulu toplanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Şubat ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak. Avrupa Birliği'nin Brexit tarihini ertelemeyi kabul etmesinin ardından İngiltere'deki gelişmeler, Suriye'deki gelişmeler, FETÖ'nün darbe girişimindeki eylemleri ilişkin yargılamaların devam ettiği mahkemeler takibimizde olan notlar arasında. Avrupa Karate Şampiyonası İspanya'nın Guadalajara kentinde başlıyor. Basketbolda Türk Hava Yolları Ligi 29. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi Armani X-Challenge Olimpia Milan'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Voleybolda Vestel Venüs Sultanlar Ligi Playoff çeyrek final ilk maçında Kameroğlu Armeni Exchange Beylikdüzü Voleybol İhtisas'la Eczacıbaşı Vitra karşı karşıya geliyor. Çeyrek final ikinci maçlarındaysa Fenerbahçe Opet Türk Hava Yolları Vakıfbank Nilüfer Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Handbolda Erkekler Süper Ligi'nin 21. haftasında Selka Eskişehir Handbol Nilüfer Belediyespor karşılaşması var. Tarihteki notlara bakıyoruz. 28 Mart 1920'de Milli Mücadele kahramanlarından Antepli Şahin Bey Fransız birlikleriyle girdiği çatışmada şehit oldu. Antep Kilis Karayolu üzerinde anıt mezarı bulunuyor Şahin Bey'in ve ayrıca Antep'in Şahin Bey ilçesinde de ismi yaşatılıyor. 1949 28 Mart'ında Türkiye'nin İsrail'i tanıması da yine tarihteki notlar arasındaydı. Son 24 saatte hangi başlıklar vardı? Bir haber özetlerine de göz atalım. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in FETÖ ve PKK ile dayanışma içinde olduğunu söyledi. Akşener'in 15 Temmuz darbecilerine Mehmetçik dediğini hatırlatan Perinçek, bu bir gladyo görevidir dedi. Vatan Partisi lideri Perinçek, Meral Akşener'in terörle mücadele eden Türk askeri ve polisine karşı konumlandığını vurguladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da halka seslendi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için çakma milliyetçi ifadesini kullanan Soylu, bu oyununla aynı partide siyaset yaptık, arkasında kara bir defter var şeklinde açıklamaları dikkat çekti. Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yapılan hava harekatı sonucunda terör örgütünün tepe isimleri etkisiz hale getirildi. PKK elebaşlarından Cemil Bayı'ya yakın isim Rıza Altun nokta atışıyla vuruldu. Ağır yaralandı. Yine aynı operasyonda örgütün üst düzey yöneticilerinden 3 isim de öldürüldü. İşte TSK ve MIT'in ortak yaptığı operasyonun ayrıntıları düne yansıyan önemli gündem başlıkları arasındaydı. ABD Hazine Bakanlığı'na İran'a uyguladığı yaptırım uygulamaları kapsamında 25 kişi ve şirketi kara listeye aldı. Türkiye'den de kapalı çarşıda bulunan 2 döviz şirketiyle bağlantılı bir Türk bir de İran vatandaşı yaptırım listesinde yer aldı. Kişi ve şirketler İran devrim muhafızlarına para aktarmakla suçlanıyor. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'dan likidite açıklaması geldi. Aydın, TL swap değerinin yükselmesinin ana nedeni yabancıların döviz almak için TL bulamamasıdır. Bankalar, bankacılık düzenlemelerine, teamüllere, ticari esaslara uygun davranıyor. Türk bankaların yurt dışındaki bankalara likidite vermedikleri doğru değil, diyor haberin ayrıntısında. Türkiye'de açlık sınırı bir önceki yıla göre artış gösterdi. Türk İş'in Mart ayı verilerine göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2014 TL. Yine 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı da 6561 TL olarak hesaplandı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin iadesiyle ilgili güncel bilgileri paylaştı. Gül, Türkiye'ye getirilmesi sağlanan FETÖ'cülerin sayısının 107 olduğunu söyledi. Ülkemizin en önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası kuş cennetindeki leylek varlığında her yıl artış gözleniyor. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan deltanın leylek yurdu olarak adlandırılmasının boşuna olmadığı da düne yansıyan haberler arasındaydı.
Hızlıca gündeme geçelim. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in FETÖ ve PKK ile dayanışma içinde olduğunu söyledi. Akşener'in 15 Temmuz darbecilerine Mehmetçik dediğini hatırlatan Perinçek, bu bir gladyo görevidir dedi. Vatan Partisi lideri Perinçek, Meral Akşener'in terörle mücadele eden Türk askeri ve polisine karşı konumlandığını açıkladı. Esas talimat Amerika'dan, gladyodan alınıyor. Perinçek, Akşener'e ait videoları tek tek izletti. FETÖ ve PKK'yla nasıl bir dayanışma içinde olduğunu ortaya koydu. İYİ Parti önümüzdeki dönem cihaz senaryosunu buradan ilan ediyor. O senaryo ne? PKK teröristleri, FETÖ teröristleri halk hareketiyle buluşturulacak, birleştirilecek. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in FETÖ ve PKK ile dayanışmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bizzat kendi imal ettikleri kliplerle ve kendi konuşmalarıyla ispatlanıyor. Garip gureba, çaycı çorbacı hapiste, Mehmetçik hapiste. Akşener'in bu sözlerini hatırlatan Perinçek, hapiste 15 Temmuz darbecileriyle PKK'lı teröristlerin olduğunu söyledi. PKK teröristlerine ve FETÖ teröristlerine Mehmetçik madalyası takıyor. Meral Akşener'in sözlüğünde darbeciler Amerika'nın piyonları çaycı, çorbacı, Mehmetçik oluyor. Bu bir Mehmetçiğe hakarettir. Bugün hapiste Mehmetçik yok. Mehmetçik bugün siperde. Bak bu kez ben de sakinim. Elini görünür bir yere koy, tüm o yıllarına hakimim. İYİ Parti'nin hazırladığı bu klibi de yorumladı Perinçek. Akşener'in Türk ordusu ve polisine karşı teröristlerin yanında konumlandığını vurguladı. Terörle mücadele görevlilerinin sorguladığı teröristler var. İYİ Parti'nin klibinde bu teröristler kahraman. Polise karşı da bir kışkırtma var burada teröristlerin yanından. Antalya'nın teröristleri nasılsınız, iyi misiniz? FETÖ teröristi yok, PKK teröristi yok. Halk da onlarla beraber, halk da onlarla özdeş. Yani teröristler kötü değil. Teröristler halkın bir parçası. Meral Akşener'in söylediği bu. Vatan Partisi lideri Perinçek, Akşener'in İçişleri Bakanlığı döneminde yaptığı gladyo görevini bugün de sürdürdüğünü belirtti. Akşener'in önümüzdeki sürecin gladyo planını ilan ettiğini kaydetti. Fethullah Gülen'in işaretiyle, yönlendirmesiyle Tansu Çiller, Meral Akşener İçişleri Bakanı yaptı. Oradan gelen bir sicili var. Onun için şu anda yaptığı iş de bir Fethullahçı gladyo marifetidir. Teröristi Mehmetçik olarak göstermek, polisi işkenceci olarak göstermek. Bu da bir Amerika marifeti. Bu da bir gladyo görevi. Gladyo görevi yapıyor. Çok açık. İYİ Parti, CHP ve PKK ittifakının ülkeyi yönetemeyen AKP'nin alternatifi olmadığını söyleyen Perinçek, Vatan Partisi'nin milli hükümeti kuracağını ilan etti. AK Parti Türkiye'yi borca batırdı. Şimdi milletimiz burada bir çözüm arıyor. Çözüm arayan milletimizin önüne de CHP ve İYİ Parti PKK ile birlikte hükümet olma planını Amerika Birleşik Devletleri'nin koyuyor. Buralarda bir çözüm yok. Türkiye'nin önünde büyük bir karar var, büyük bir çözüm var. O da Vatan Partisi'nin savunduğu bir üreticiler hükümetinin kurulmasıdır. Bir milli hükümetin kurulmasıdır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da halka seslendi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için çakma milliyetçi ifadesini kullanan Soylu, "Biz onunla aynı partide siyaset yaptık, arkasında kara bir defteri var." dedi. Şu baş olmak için yola çıkan, bugün kuyruk olan ve çakma milliyetçi olan Meral Akşener'den ben çakma milliyetçi de olsam, bak senin ağzını gelerim, öyle atar yapıyor ya herkese. Evet. Atar yapıyor değil mi? Onun da az kaldı. Ne olduğunu bilirim ben. Az kaldı. Biz onunla aynı partide siyaset yaptık. Bir şey söyleyeyim. Doğru Yol Partisi'nde nasıl gittiğini bilirim. Kendisi bir gün açıklasın nasıl gittiğini ve niçin gittiğini. Bakın. Nasıl gittiğini ve niçin gittiğini açıklasın. Arkasında kara bir defteri var, açıklasın. Açıklamazsa ben söyleyeceğim, zaten söylüyorum, sesini çıkartamıyor.
Öyle yamanlarla cevap vermekle olmaz. Arkasında milletin huzuruna çıkacak insan tertemiz olacak, Ve dünün önemli haberlerinden bir diğeri, Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yapılan hava harekatı sonucunda terör örgütünün tepe isimleri etkisiz hale getirildi. PKK elebaşlarından Cemil Bayık'a yakın isim Rıza Altun nokta atışıyla vuruldu. Ağır yara aldı. Yine aynı operasyonda örgütün üst düzey yöneticilerinden 3 isim öldürüldü. İşte TSK ve MİT'in ortak yaptığı operasyonun o ayrıntıları. Kartal, hedefiniz batıdaki Kareli gösterilen toplanma bölgesindeki tank. Görüş, ateş serbest. MİT yerlerini tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri hedefleri tam isabetle yok etti. Terör örgütü PKK'nın üst yönetimine ağır darbe vuruldu. Kritik operasyon Perşembe günü yapıldı. MİT, PKK'lı Cemil Bayık'a yakın olan Rıza Altun'un Kandil'in İran sınırına yakın bölgede toplantı yapacağı istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine operasyon hazırlıkları başladı. Terörle mücadelede önemi büyük olan İHA yine kritik rol oynadı. Rıza Altun ve yanındaki teröristlerin İran sınırı yakınlarındaki Abu Bakra köyü civarında olduğu tespit edildi. İHA, PKK'lıların içinde bulunduğu aracı an be an görüntüledi. F-16'lara hava harekatı için gerekli koordinatlar verildi ve Kandil nokta atışıyla vuruldu. PKK'lı Rıza Altun ağır yara aldı. Akıbeti henüz bilinmiyor. Operasyonda aralarında PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusu Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş'ın da olduğu teröristler etkisiz hale getirildi. Cemil Bayık'a yakın isimler arasında yer alan Rıza Altun, geçmiş dönemde örgütün sözde İran sorumlusu ve Avrupa alanı sorumlusu olarak görev yaptı. Altun, arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alıyordu. Amerika'daysa ismi uyuşturucu kaçakçıları listesinde geçiyor. Mikail Özdemir de PKK elebaşlarından Murat Karayılan'a bağlı olarak mali işlere bakıyordu. Cemil Bayık'ın en güvendiği isimler arasında yer alıyordu. PKK'ya 1990'lı yıllarda katılan Emrullah Dursun'un da terör amaçlı gasp ve soygundan güvenlik güçleriyle çatışmaya girmeye kadar pek çok suçtan kaydı bulunuyor. PKK'lı Ali Aktaş 40 yıldır örgütte bulunuyordu. Rusya ve Ermenistan'da faaliyet gösteren Aktaş, Avrupa'da para aktarım işini yürüttü. Aktaş, 2017 yılında Kandil bölgesi sorumlusu oldu. Trafik yoğunluk haritamıza göz atalım bu dakikalarda değerli dinleyicilerimiz. Şu saatlerde %38'ler düzeyinde İstanbul'da trafik yoğunluğu. Haritada bir uyarı görüyorum. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yönünde sağ şeritte trafik kazası hasarlı, bir şerit trafiğe kapalı, ekipler sevk edildi deniliyor. Köprü üzerindeki ve bağlantı yollarındaki yükün artmaya başladığı dakikalar her iki hatta da hem TEM'de hem E5'te yoğunlaşan trafik etkisini gösteriyor. Sahil şeritleri şu dakika itibariyle tercih edilebilir. İkinci köprü çıkışı itibariyle Mahmutbey, birinci köprü çıkışı itibariyle de havalimanı hattı şu an için rahat ve uygun gözlemleniyor. %38'ler düzeyinde İstanbul'da trafik yoğunluğu, bunu ifade edebiliriz. Bu sabah saat 6'dan yarın sabah saat 6'ya kadar meteorolojinin sayfasındaysa tahminlere bakalım. Önümüzdeki 24 saatte hava tahmini nasıl? Güncel bir meteorolojik uyarı var mı diye gözümüzü çevirdiğimizde kuvvetli rüzgar uyarısı dikkatimizi çekiyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Çığ uyarısı da Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. Denizlerimizdeki hava uyarısında da Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Güney Ege'de fırtına, Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor uyarısını bir kez daha bu kez denizcilerimiz için hatırlatalım. Bu çerçevede ülkemiz genelindeki hava durumuysa şöyle.
Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Kastamonu kıyıları ve Sinop çevreleri yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak. Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'yla Muğla çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak. Güney Ege, Doğu Karadeniz, iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle kuzeyli, iç ve doğu bölgelerde güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor meteorolojinin genel tahminlerine göre. Gazete başlıklarına göz atalım. Son 24 saatin gelişmeleri gazetelerde hangi başlıklarla görülmüş? Aydınlık gazetesi polisi hedef aldı, FETÖ'ye umut verdi manşetini kullanıyor bugün. İyi Parti daha yeni başlıyoruz sloganıyla bir reklam filmi yayınladı. Reklamda Türk polisi şiddet yanlısı ve düşmanı gibi gösterildi. Filmin sonundaysa tutukluların serbest kalacağı gösterilerek FETÖ ve PKK'ya umut verildi deniliyor. FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'nın Millet İttifakı'na oy istediği görüntülerle eş zamanlı olarak yayınlanan reklam filminde emniyette geçen bir sorgulama anlatılıyor. Polis sorgu odasındaki kişilere şiddet uyguluyor. Daha sonra sorgulanan kişi masanın üzerine çıkıp dosyaları dağıtıyor ve polislere meydan okuyor. Son olarak sorgunun yapıldığı odanın duvarları yıkılıyor. Sorgusu yapılan kişi onu bekleyenlerle buluşuyor. FETÖ ve PKK tutuklularına doğrudan sizi kurtaracağız mesajı veriliyor. 15 Temmuz'un rövanşı. Filmin müziklerinde kullanılan sözler önemli anlamlar içeriliyor. Özellikle Amazil'in sesini duydun, bak ikinci round başladı ifadesi. FETÖ'nün tabanını ayakta tutmak, hapisteki örgüt mensuplarının çözülmesini önlemek için yaptığı propagandayla örtüşüyor. Sorgu odasının duvarları yıkılırken polislerin üstlerini çıkarması da dikkat çekiyor. Böylece emniyet güçlerine isyan edin mesajı veriliyor. Reklam filmini sosyal medyada en çok paylaşanlarsa FETÖ ve PKK hesapları, ayrıntısına da özellikle dikkat çekiyor. Aydınlık gazetesi önümüzdeki sürece ilişkin bir planın deşifresini manşet sütunundan bugün okuyucularına duyuruyor. Bugün aydınlık alalım, okutalım. Sosyal medyada özellikle bu haber ve ayrıntısına yer verelim. Mehmetçi'ye hakaret ediyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bir basın toplantısı düzenledi ve İyi Parti'nin reklam filminin içerdiği anlamları açıkladı. Meral Akşener'i FETÖ'nün İçişleri Bakanlığı'na taşıdığını hatırlatan Perinçek, reklam filmiyle halk hareketinin CIA gladyosunun denetimine alınmaya çalışıldığını vurguladı. Perinçek, Akşener'in mitinglerinde garip gureba, çaycı çorbacı hapiste, Mehmetçi kapiste diye konuştuğunu ve FETÖ'cüleri savunarak Mehmetçi'ye hakaret ettiğini söyledi diyor haberde. O reklam filminden bir kare ve onun altında Perinçek, Akşener artık HDP ile seçim ittifakının ötesinde doğrudan doğruya terör örgütlerinin koruma görevi yapmaktadır. FETÖ'nün Mart'ın sonu bahar sloganı CHP ve İYİ Parti'nin de seçim sloganı olarak kullanılıyor diye özellikle altını net ifadelerle çiziyor. Türkiye'nin 95'te 2000 yılları arası ilginç girdaplı yıllarından bir tanesidir. Yani 90'la 2000'in bütününe baktığımızda Türkiye'deki değişim ve dönüşümü okumak bu çerçevede son derece önemli ve ayrıntılara haizdir. Sayın Akşener'in İçişleri Bakanlığı döneminde kırılan kapılar, atılan tekmeler hep hafızalarda kalan notlar arasındaydı. Tansu Çiller döneminde İçişleri Bakanlığı'na görevi getirilen bir kişi olarak özellikle o dönemin, işte başta Hürriyet gazetesi olmak üzere o dönemin köşe yazılarını lütfen bir kez daha gözden geçirin. Bugün bu manşetin ve fotoğrafın anlamını daha rahat okuyabilmek açısından belki sizlere yardımcı olacaktır. Bu önemli ayrıntıyı da vererek yine gündeme devam edelim. Hürriyet gazetesine bakıyoruz. İHA izledi, F-16 vurdu, terör örgütünün elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun'la tepe kadrosunda 3 kişi MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Kandil'de vuruldu. Dünkü o çarpıcı operasyonun ayrıntıları manşet sütununda yer alıyor.
Sabah gazetesine bakıyoruz. Mehmetçik PKK'nın tepesine bindi deniliyor. Seçimde Millet İttifakı için oy isteyen Kandil'e ağır darbe. TSK ve MIT'in operasyonuyla lider kadrodan 3 hain öldürüldü. Rıza Altun ağır yaralandı manşetini kullanıyor Sabah. Akşam gazetesi sandıkta Türkiye'ye sahip çık diyor. Erdoğan'ın Düzce, Bolu ve Uşak'ta yaptığı konuşma ve ayrıntıları manşette. Karar gazetesi Türkiye'nin gözü bu davada diyor. Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin dosya 82 milyonun meselesi oldu derken bir insan hikayesine yer veriyor. Geçtiğimiz günlerde bir başka gazetenin de manşetiydi. Milliyet gazetesi İHA buldu, F-16 vurdu diyor. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyonu ve Kandil operasyonuna ilişkin ayrıntılar günün haberi logosuyla verilmiş. Milli gazete yine Saadet Partisi liderinin seçim çerçevesinde yaptığı açıklamayı manşet sütununa taşıyor. Teröre ağır darbe, Orta Doğu gazetesi MİT ve TSK terör yuvası Kandil'de ortak operasyon düzenledi. PKK'nın sözde yönetim kadrosundaki isimlerden Rıza Altun ve beraberindekiler hava harekatıyla vuruldu. Vurulma anını Milli İHA görüntüledi diyor haberde. Yeni Çağ gazetesi bizi bölmek için iftira atıyorlar şeklinde Kılıçdaroğlu'nun açıklaması MHP AKP'ye iltihak etti açıklamasıyla da Akşener'in açıklaması manşet sütununda. Yeni Şafak gazetesi sağlam durmak zorundayız manşeti dikkat çekiyor. Türkiye'nin tökezlemesini bekliyorlar başlığı dikkat çekiyor bu noktada. Star gazetesi Bayraktar buldu, F-16 avladı, PKK beyninden vuruldu manşetiyle dünkü Kuzey Irak operasyonunun, Irak'ın kuzeyindeki operasyonun daha doğrusu ayrıntılarını yansıtıyor. Sözcü gazetesi yine MİT buldu, Mehmetçik vurdu, PKK'lı hainleri inlerinde böyle imha ettik başlığına bugün manşet sütununda yer veriyor. Cumhuriyet gazetesi oy uğruna orta oyunu demiş. Seçim için okulları hatta camileri kullanan iktidar tiyatro günü için çekilen klibe sanatçılardan habersiz mesaj çekti derken diyor manşet sütununda. Bir gün gazetesi tek bir oyu bile çaldırmayacağız. 31 Mart yaklaşırken muhalefet partileriyle sandık ve seçim güvenliği çalışmaları hakkında konuştuk. Parti temsilcileri seçimde kullanılacak olan tek bir oyun dahi heba edilmeyeceğine dair garanti veriyor diyor. Her seçim öncesinde verdikleri garantiyi tekrar etmekle yetiniyorlar. Spordan başlıklara bakalım. Fanatik gazetesi Büyük Puntay'la huzurlarınızda bizim takım demiş. Türkiye'nin en saygın spor yorumcuları ve taraftarla buluştu derken özel gündeme yer veriyor Fanatik bugün sayfasında. Ve Fotomaç gazetesi de yeni golcü Chelsea'den diyor. Comolli'nin sezon sonunda Chelsea'den ayrılacak olan vatandaşı Oliver Giroud'u ikna etmek için büyük çaba harcadığı ortaya çıktı diyor. Bir başka transfer haberinde Fenerbahçe'ye ilişkin. Yine günün notlarıyla devam edelim. Hareketli gündemde neler var bakalım. Evet, Amerika Suriye'de PKK'ya silah yardımını sürdürürken Savunma Bakanlığı terör örgütlerini eğitmeye devam edeceğini açıkladı. Açıklama yapan Amerika Genelkurmay Başkanı Dunford, IŞİD tehdidinin bahanesini öne sürerek Kürt partnerlerimize yönelik eğitimler sürecek mesajını verdi. Pentagon, Suriye'de terör örgütü PKK ile ortaklığa devam edeceğini açıkladı. Gerekçe olaraksa IŞİD'i öne sürdü. Askerlerimizin eve dönme zamanı geldi. Suriye'de IŞİD'e karşı 4 kez zafer ilan edip örgütün yenilgiye uğradığını öne süren Amerika, bölgede askeri varlığını yine IŞİD bahanesiyle devam ettirmeyi hedefliyor. Açıklama Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'tan geldi. Özellikle Suriye'deki askeri harekatın sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz. Bu süreklilik IŞİD'le mücadele görevini sonuna kadar götürmek için Suriye Demokratik Güçleri ile ortaklık yapılmasını kapsıyor. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG PKK'nın konuşlandığı alanda 15 askeri üsse sahip olan Amerika terör örgütüyle sahadaki ortaklığını devam ettirecek. Şu anda geçerli kısa vadeli planımız Kürt partnerlerimize yönelik eğitimlerin ve yardımların sürdürülmesinin yanı sıra onlara yönelik meydan okumaları ve tehditleri önleyecek bir çerçeve yapı oluşturulmasını öngörüyor. Amerikan Başkanı Trump ilk olarak 19 Aralık 2018'de Suriye'den çekileceklerini söylemiş, konuşmasında IŞİD'i yendik demişti. Ardından yaptığı açıklamada da IŞİD'i yenilgiye uğrattıklarını öne sürmüştü. Our...
Mike Pompeo da ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Dışişleri Bakanı Türkiye Birleşmiş Milletler ve Kanada'nın Golan Tepeleri kararına tepki göstermesine üzüldüm ama şaşırmadım demiş. Pompeo tepki gösteren ülkeleri bir avuç olarak tanımlamış. Yani dünyada sadece iki ülke kalmışlardı bu konuda. Onları yani bütün dünya Amerika'ya göre bu açıdan galiba bir avuç. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Pompeo, ABD'nin Golan Tepelerinde İsrail'in egemenliğini tanımasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden gelen tepkiler hakkında üzüldüm fakat şaşırmadım açıklamasını yaptı. Pompeo, tepki gösteren ülkeler için bir avuç tanımlaması yapmış. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Avrupa Birliği ülkeleri Golan Tepeleri İsrail toprağı değil açıklamasında bulundu. Suriye ise Amerika'nın Golan kararı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı. İşgal altındaki Golan Tepelerinde İsrail egemenliğini tanıyan Amerika'ya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden Fransa ve İngiltere ile geçici üyeler Belçika, Almanya ve Polonya ortak açıklama yaptı. Açıklamada Golan Tepelerinin İsrail toprağı olmadığı ve bölgenin güç kullanımıyla ilhakının uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiği belirtildi. Ayrıca tek taraflı sınır değişikliğinin ilan kurallara dayalı uluslararası düzene ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne aykırı olduğu ifade edildi. Açıklamada İsrail'in Golan Tepelerini yasa dışı ilhakının daha büyük ve bölgesel sorunlar doğuracağı endişesi de dile getirildi deniliyor haberde. Tel Aviv Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son olarak İsrail savaş uçakları Refah kentini vurdu. Gazze şeridinin güneyinde yer alan Refah kentinin doğusunda Hamas'a ait bir mevzi daha bombalandı. İsrail'e ait savaş uçakları İzzettin el-Kassam Tugaylı'na ait saha kontrol noktasını hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan saldırılarda can kaybı veya yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail ordu sözcüsü ise yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada ordunun farklı senaryolara hazır olduğunu ifade etti. Bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Günaydın Türkiye'ye devam edecek. Değerli dinleyicilerimiz, ekranlarınızın başına ve radyolarınızın başına bir kez daha hoş geldiniz. Ekranlardan bizi takip eden seyircilerimiz Çetin Ünsal'ını özlemişti zaten. Sağ olsun, o da duyurularını hemen sosyal medyadan yapmış. Çetin abi hoş geldin, günaydın yayınımıza. Biraz erken seni böyle yürüyoruz, ayağına sağlık ama sensiz de olmuyor, yapacak bir şey yok. Şimdi Çetin abi, geçen cuma akşamı böyle bir hani biz bir anda yaptığım yayında, özel yayına da geçtik. Uçtu falan filan, yok kurumlar murumlar falan filan dedi. Neyse, bizim ekonomici arkadaşlarla, yani matematiği iyi okuyan ekonomici arkadaşlarla dedi ki bu bir swap işlemi belli. Hı hı. Böyle bir tablo. Bir de koca koca profesörler işte kurumlar döviz çekti bilmem ne yaptı falan filan diye yaygara kopardılar. Bir ne oldu bir haftada, bir özetler misin onu? Senden rica edeceğim. Çünkü bu işin ekonominin temel felsefesi nihayetinde şeffaflıktan geçiyor. Yani yaptığın işlemi açıklamazsan spekülatif hareket olur. Şimdi 7'si ile 21 arasında gerçekten bir 6 milyar dolarlık bir hacim eksilmesi söz konusu. Bakıyoruz en fazla 1.5-1.6'sı BOTAŞ ve enerji kurumlarının dış ödemeler borç ödemesi. Yani. O da hazinenin sayfasına girdiğinde bakıyorsun muhasebesini düşmüş hakikaten. Yani geri kalan nerede? Bir baktık ve swap işlemi, inşallah dedik parayı batırmamışlardır falan ama bir dolap dönmüş bir özetle bize. Yani dönecek, batacak kadar büyük para değil. Ama o paranın bizi... Yok, parayı batırmasınlar yani. O para bile bizi sallıyor hale gelmiş olması bence çok dramatik. Tabii teknik bir işlem. Aslına bakarsan şimdi İki pencere açalım. Birincisi, ben seçime kadar öyle çok ciddi bir dolar oynaması beklemiyordum. Aslında biz de şaşırdık. Yani çünkü seçime giderken bir dolar sıçraması kimsenin işine gelmez. Evet, dediğin gibi bir teknik işlem. Ondan sonra işte JP Morgan'ın operasyonu falan filan dendi. Olabilir de. Yani anlatabiliyor muyum? Yani kale boş çünkü. Olabilir. Fakat ondan sonra şimdi geldiği seviyede İlk başladığı noktanın bile altına düştü. İşte seçime böyle gidilir.
asıl diğer pencereye bakmak lazım ki o çok dramatik. Birincisi senin de atıfta bulunduğun gibi şeffaflık problemi çok büyük bir problem. Ufuk Akkaya da hemen şey paylaşmış, faiz karşılığı takas daha doğru değil mi? Tam adresi doğru, o. Doğru, evet. Tam faiz adresi o gerçek. Ya tabii o çok teknik bir işlem ama şöyle diyelim. Aslında Türk lirasına ulaşımı zorlaştırdı. Hikaye bu. Ama bu o paranın değer kazandığı anlamına gelmiyor. Yani aynı odadayız. Ben parayı sakladım, para değerlendi falan filan. Bu kadar basit bir durum aslında bakarsan. Çünkü ortada yaratılan bir ne değer var ne katma değer var. Kendi içerisinde bir matematik oyunu indi çıktı. Veya çıktı indi. fakat bu... Ama darma duman etti ya bir anda yani. Esas mesele o işte. Bir reel sektör açısından bakarsam o oynama... 2-3 günlük hadi bir haftalık bir oynama insanları bir anda şok etti. Bir de tabii bundan şunu anlıyoruz ki canım halen sendrom atlatılabilmiş değil. Yani herkesin bu işe anında tepki veriyor olması, savunma mekanizmasıyla da ne olacak endişesiyle halen herkesin dolarla ilgili yükseliş beklentisinin mevcudiyetini koruduğunu gösteriyor. Anlatıyor muyum? Bak bu hani psikoloji diyorlar. Bu önemli bir psikoloji işte. Bu yönetebileceğin bir psikoloji de değil. Çünkü bu çok zor kırılabilecek bir algı. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı herkes senin ihtiyaçların karşısında elinde o kadar dolar olmadığının farkında. Şimdi meseleye buradan baktığında şu açıyı düşünmek lazım. Dolar çıktı ve indi. Bir tür ateşinin çıkıp inmesine benziyor bu. Seni sarsar mı? Sarsar. Fakat günün sonunda senin hastalığının ne tam karşılığıdır ne de tedavisidir düşmesi o ateşin. Senin asıl o günlük atraksiyon sonrasında hastalığının ne olduğunu masaya yatırman lazım. Tabii ki o yapılmıyor. O yapılmıyor. Ya ben her zaman ihtiyatlı davranıyorum ve ama şunu da söylemekten imtina etmiyorum. Doların, Türkiye, dünyadaki gerçekler, doların, elimizdeki doların durumu ve dolar ihtiyacımıza baktığında doların yükseliş trendinin sürmesi son derece doğal. Ve ben yine bizim yayında da Selçuk da bu konuda çok konuştu. Ben bir şeye dikkat çekiyorum. İşte 5.80 oldu değil mi? 5.35'lere düştü. 33'leri şu anda kaç bilmiyorum. Evet öyleydi. 33-34 o civardadır. Asıl problem bak, asıl problemi kaçırıyoruz. Zaten dolar TL kurunda 5 ile 5.5 arasındaki dilim nerede durursa dursun, gerek Türkiye ekonomisi için, gerekse de Türk reel sektör için tölere edilebilir, kaldırılabilir oranlar değil. Yani ondan sonrası senin fantezine kalmış. Kaç gol yiyerek kaybettiğin maçı fantezine kalmış. Yani biz 5-5.5 arasını zaten yönetmek zorundayız. Daha tehlikeli olan bu son derece normalmiş ve hiçbir şey yokmuş gibi davranılıyor. Biz aslında hani risk bölgesinde duruyoruz. Biz bu oranlardan ekonomiyi döndüremeyiz ki her şey yolunda olduğu söyleniyor. Bak ben bugün son dakika itirafı diye bir yazı yazdım. Türkiye ekonomisinin sağlamasını nereden yapalım? Nereye gidiyoruz biz? Yerel seçimlere gidiyoruz. Biri kazanır, kaybeder falan. Artık o vatandaşın tercihidir. Ben onda değilim ama bak burada senin yayınında da çok uzun süre bir şeyi dile getiriyorum. Diyorum ki siyasi en büyük malzeme ne? Mesela emeklilikte yaşa takılanları niye kanuni haklarını iade etmiyorlar? Diyorlar ki bu bütçe diyorlar. Ya bu böyle bir şey yok. Çünkü SGK kara delik diyorlar. Ya aslında çok açık neler olmadı. Çünkü hepsi aynı parçanın piyonlarıydı. Bir tanesi o dönem SGK'nın genel müdürüydü. Öbürkü bizatihi oy kullananıydı. Ama öbürkü yine o dönem hükümet ortağıydı. EYT konusunda samimiyetsiz olan MHP. O tarafı ayrı zaten. Yani bak, İYİ hem vaat etti, hem CHP, getirdi, hem döndürmedi. Özellikle İYİ Parti'nin sanıyorum şeyiydi. Kanun teklifiydi. İki kere meclise geldi. MHP de desteklemesine rağmen. Bak şimdi AKP'yi anlarım. Tasvip etmem ama kendi içinde anlarım. Diyor ki ben istemiyorum diyor. Diğeri hem istiyormuş gibi yapıyor. Hem de meclise geldiğinde tık kenara çekiliyor. Ben diyor çekimserim diyor. Mesela ilk kanun teklifinde senin de imzan var falan filan gibi. Anlatmaya çalıştım başka bir şey. Deniliyor ki işte bunun diyor bütçeye... çok ciddi zararı olur.
bunun SGK'nın koşulları için zaten batırdınız SGK'yı falan filan. Bu ödenemez diyorlar ki ben burada rakam tartışmasına bile girmiyorum. Yani devlet bir kişinin hakkını gasp ettiyse onu ödeyecek yani. Öder. Tabii. Fakat bak bundan daha tehlikelisi. Ben ne diyorum? Yerel yönetimlerin bütçe problemi veya mali problemleri SGK açığına rahmet okutacak cinsten diyorum. Dün akşam hadi bana benim istediğimi sorun televizyon kanalında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Bir ifade kullandı. Şimdi oradaki ifade çok siyasiydi. Dedi ki tabii yani aba altından sopa göstermek. Bizi seçin ki rahat edin belediyede. AKP Genel Başkan Yardımcısı diyeyim ben ona. Çünkü yani Cumhurbaşkanı'nın halen ben bu tip toplara girmiş olması hazmedemiyorum. Yani bu benim şeyime devlet anlayışıma uymuyor. Ben parlamenter sisteme inanan bir adamım. AKP Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkanı dedi ki eğer dedi iktidarla yerel yönetimi aynı tutarsanız sorun yaşamazsınız. Buraya kadar problem var mı? Sadece bir aba altına sopa problemi var. Problem sonrasında başlıyor. Dedi ki eğer dedi merkezi yönetim olmazsa o belediye maaşlarını bile ödeyemez, iflas ederler. Ha güldüler falan geçtiler. Ya bu itiraftır. Demek ki borç günün itirafıdır. Demek ki doğru. Yerel yönetimler borç batağı içerisinde. Sen içeriden bu işi finanse etmediğin sürece dönemiyor. Peki çeyrek asırdır bu ülkenin belediyelerini kim yönetiyor? Kim yönetiyor? Tabii. Bak, bu sorular ama buradaki sorunun Türkiye ekonomisinin zaten var olan sorunlarına çok devasa ek bir sorun olduğunu yıllardır dile getiriyorum. Ne zaman ki özellikle büyük şehirlere yurt dışından kredi alma hakkı verdiler devlet garantisiyle bu işin bu ucu kaçtı. İki seçim önce falan bazı şeyleri hatırlatmakta fayda var. Yani Melih Gökçek Ankara, Kadir Topbaş İstanbulken 2023 yılına kadar işte bu metrobüs, metro vesaire İstanbul'un ve Ankara'nın sadece Ulaştırma Bakanlığı'na devrettiği borç miktarı neydi biliyor musun? İstanbul'un 25 milyar dolar, Ankara'nın 6 milyar dolar. Ya şimdi o hadi yerel seçimler ve işte siyasi etik sorunu ayrı bir tartışma konusu ama sadece Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesinden bile Türkiye ekonomisinin aslında oradan aldım oraya koydum, oradan aldım oraya koydum sonunda zaten içecek suyum yoka geldiğimizin çok açık çok bir itiraf. Açık bu, net bir itiraf. Ben bugün bak gazetelere. Bu manşet. Bu manşet. Ama haber yok. Haber yok. Manşet bu. Ama herkes siyasetle uğraşıyor. Siyasetin kim olursa olsun nasıl finanse edeceğiyle kimse uğraşmıyor. Neden bu kadar vizyonsuz bir seçime gidiyorlar bu borçlanmaya rağmen? Hepsi aynı. Yani geçen yerel yönetim borç oranları açıklandı Mart ayı itibariyle. Onun birinci sırada gerçeği, bir AKP'li belediye, ikinci sırada de yansıtmadığını daha kötü MHP'li belediye, üçüncü sırada CHP'li belediye. Hadi ya, buradan buyurun buradan. Bak şimdi zaten şöyle bir sıkıntı var. Sen yerel yönetimleri finansman kaynağı olarak görürsen, Türk siyasetinden bahsediyorum. Meclisin içiyle dışıyla hepsinden bahsediyorum. Galiba bir Tunceli istisna tutalım. Ovacık'tı değil mi? Orada değişik bir başkan var ve belediyenin aslında hem veren aynı zamanda katma değer üretmesi gereken bir yapı olduğunu bize kafası gösteriyor. Kafası karışık bir kamucu evet değişik. Gösteriyor. Ya bak siyasi görüşünü ya bir taraftan alırken sevmez. Dersimle hani verebilirdi yani öyle bir bak, riski var o tarafın. Bu bak işin siyasi tarafı başka bir şey. Belediye yönetiminden bahsediyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Düz. Her şeyden ağrıyı düşün. İşte az bütçeyle bir şeyler yapılabileceğini de gösteriyor. Sürdürülebilir mi tartışılır. Tabii o ayrı bak, bir o ayrı bir şey. Strateji ayrı ama bir şey. Ama yapılabiliyor. Diğer birçok belediye arada yine istisnalar var. İyi belediyeler var. Birçok belediye sürekli fon alıp bir şekilde ağırlıklı olarak genel merkezine ya da bütçeye aktarıp vatandaşa ihane dağıtmak üzerine kurgulanmış sistemler.
Zaten bu yapının sürdürülebilir olması mümkün değil. O eğer sistem buysa o yapının başındakinin hangi partiden olduğunu da çok önemli yok. Yani ama işte yerel seçimlere doğru gidiyoruz da Çetin abi. Yani şimdi bakıyorsun bir tarafta dürüstlük naraları atılıyor. Bir tarafta bilmem neler atıyor. Kendi şeylerinize bakıyoruz. Ya arkadaş ne yolsuzluktan, ne rüşvetten, ne hırsızlıktan. Yani haberler 24 saat sadece bu haberleri versen zaman yetmiyor. Yani hakikaten bunu anlamakta zorlanıyorum. Hadi çözüm diyorsunuz. Diyoruz ki işte benim partimin 160 sayfalık tarım konusunda çözümü var. Hani senin belediyen uygulamamış bunu daha. Toplasan 5 tane örneğin yok. Nasıl olacak bu? Ya bunu daha temelde Türkiye'de siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu değiştirmen gerekiyor. İster milletvekili veya işte genel seçimler diyelim, ister yerel seçimler diyelim. Birileri birilerini atadığı sürece bütün partiler için geçerli bu. Bunun sonu gelmez. Bu sistem değişmeli. İşin özeti biraz. Kesinlikle değişmeli. O açıdan. Yani iktisadi olarak iktisadi, da bir kalkınma bekliyorsak. Kastettim o yani. Bizim bu yönetim tarzını değiştirmemiz lazım. Başka bir pencere açayım sana. Bugün öyle bir kuşak, öyle bir ekonomi geliyor ki şirket aidiyetlerinin bile olmadığı. Yani işte 2 sene veya 1 sene içerisinde ben canın şirketiyle bak çalışanım, ne yapabilirim birlikte noktasına gidilen esnek çalışmanın mantalite olarak esnek çalışmanın, sosyal haklardan bahsetmiyorum. Esnek çalışmanın geldiği bir sisteme doğru giderken insanların sorguladığı, yaratıcılığının arttığı ve buradan bir katma değerin beklendiği dünya genelinde bir iktisadi sisteme gidilirken sen hala oturduğun yerden milletvekili ya da başkan adayı atayamazsın. Atarsan Türkiye'nin hali bu olur. Şimdi evet reel sektör kanadına geçelim yavaş yavaş. Bilmiyorum ne var gündemlerinde. Tabii bir klasik ölçü. İşte hadi şu seçimi geçirelim. Yani genel küçük ve orta ölçekli firmaların ya da orta büyüklükteki firmaların. Kimse ödeme yapmıyor. Kimse iş yapmıyor. Ama aynen öyle. Yani piyasada kağıt bile gezmiyormuş artık. Hani eskiden çek senedi. Pazar günü bitiyor bu. Yani çek senedi geziyordu eskiden, şimdi o bile gezmiyormuş. Yani hiç ödemiyor. %30'unu alıyorsan öp başına koy falan modeli var. Bir sektörün son durumu. Geçen bir arkadaşım sosyal medyada paylaştı. Bir iş hanımı, iş insanı. 16 bin lira alacağı varmış çek. Yani artık isyan ederek sosyal medyasında paylaştı düşün. 16 bin lira alacağı var. Telefon ediyorlar firmadan. Diyorlar ki alacağınızı tahsil için gelebilirsiniz diyorlar. Bu tabii koşa koşa gidiyor. Bu dönemde 16 bin lira tahsilat ne demek? Ve vadesi gelmiş tahsilattan bahsediyoruz. Galiba 2 haftada geçmiş. Gidip 2 bin lira veriyorlar. Üstüne de mal sipariş ediyorlar. Hikaye buna dönmüş vaziyette. Dönmüyor. 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 Ve dönmediği gibi finans kaynakları da kurumuş vaziyette. Yani valla biz ikimiz arkadaşız. Yıllardır da iş yapıyoruz. Anca birbirimizi idare edersek piyasa dönüyor. Açık hesap. Sen bana mal ver. Ben sana işte yaz oraya ödeyeceğim falan filan. Böyle dönüyor piyasalar. Reel sektörün şu anda en büyük problemi aslında konuşulmayan bir problem. Ben yine senin yayında bunu çok konuştuk. Türkiye'nin şu anda reel sektör açısından en büyük problemi ihracatı Cumhuriyet tarihi rekoru kırarken üretim yapısında herhangi bir değişiklik olmadan ithalatının göçüyor olması. Stoktan mal sattığımızın çok ayan beyan kanıtı bu. Yani çünkü kendimizi dönüştürecek bir şey yapmadık. Hala üretmek için o ithal girdiye ihtiyacımız var. Eğer onu almadan hala ihracat rekoru kıracak noktadaysak bence Türk reel sektörünün önündeki en büyük problem bu. Yeniden üretmeye başladığında, yani çünkü bu stoklar bir gün tükenecek. Ne yapacak? Hangi maliyetlerle karşı karşıya kalacak? Üretim kabiliyetini koruyabilecek mi? O pazarı bulabilecek mi? Bak Fed'in bile bizim çok göbek attığımız, ondan sonra bir gün sonra da ya bir dakika bu kötü bir şey söyledi diye kendi kendimize jetonumuzun düştüğü bir mesele var. Dedi ki Fed ya faiz arttırmayacağım dedi. Fakat sonra yaptığı açıklamada gerekçesine baktığında dünyada artan resesyon riskine karşı. Biz dedik ki o Fed faiz arttırmadı ne güzel falan, ama uyarı daha büyük. Uyarı benim için çok daha kritik. Bir gün sonra düştü bizim jeton. Çünkü biz o kadar kilitlenmişiz ki ya bir FED faiz arttırmasa da şu ayı da atlatsak, 31 Mart'ı da atlatsak, sıkıntı olmasa arttırmıyorum dediği anda bir düğün bayram oldu.
Sonra dedi ki ya bir dakika, arttırmadı ama niye arttırmadı? Ya o bizim için çok daha büyük tehlike. Tabii. Şimdi o yüzden söylüyorum. Onu okuyabilmek önemli. Reel sektör üretti. Hadi bütün maliyetleri göze aldı. Üretti. Ürettiğini satabilecek mi? Bu bizim hayatımıza nasıl yansıyacak? Hadi o diyeceksin ki işverenin sorunu, dönemediği noktada işten adam çıkartmaya başlayacak. Bak en son 2018'in Aralık işsizliği geldi. Hı. Yükseliş trendinde. Ve bütün 2018'de %11 olarak telaffuz edildi. Daha 2019 yılının Ocak ayının işsizliği gelmedi. 2019 yılının Türkiye'de de dünyada da bir numaralı gündemi işsizliktir. Ne dolar konuşacaksın, ne siyasetçilerin kendi kısır tartışmalarını, işsizlik konuşacağız. Çünkü dünya buraya gidiyor. Ya geçen gün IMF kendi üzerinden açıklama yapamıyor. Eski başkana rica etmiş herhalde. Lagarde diyor ki bir dakika diyor, resesyon değil yavaşlama diyor. O kadar korkuyorlar. Yıllardır bu resesyona girmemek için uğraşıyorlar. Oysa çok net biliyoruz ki 2000'li yıllarda tüketim ekonomisinin gazlanmasıyla birlikte coşan reel sektör, tüketebileceğinin çok üzerinde arz kapasitesine sahip oldu ve bugün o kapasiteler dolmuyor. Dünya ekonomisini bunu döndürmüyor. Keza özelinde bize bakarsan aynı durum. Şimdi karşımızda iki seçenek var bütün dünyada. Konuşulmayan gündem. Bu firmalar ya kapanacak, yani arz daralacak, ya da evlenecek. Hmm, şirket birleşmeleri mi gündem? O birini yutması anlamına geliyor. Başka bir şansı kalmadı. Bunun tek çıktısı da işsizliktir. Birçok çıktısı var da en önemli çıktısı işsizliktir. Her iki ihtimalle işsizliğe vuracaklar. Aynen öyle. Doğru. Yani reel sektörün gündemi kendi içerisinde gizli gizli bunu tartışıyor. Şimdi sen bunları anlatıyorsun, harika. Bir araştırmacı olarak da reel sektörü yakından bilen, ama işte bir ihracat rakamları açıklanıyor. Tim başkanına bakıyorsun. Ooo coşmuşuz. İşte bir başka açıklama oluyor. İTO başkanına coş. Yani bunu nasıl toparlayacağız? Yani şu çok mu zor? Yani Tim başkanı dese ki kardeşim evet ihracatımızda şu denli bir artış var ama bak burada bir ithalatta sorunumuz var. Ama bunun çözümü de şudur. Yani çok mu zor bunu diyebilmek? Çağırırsın olmuyor. Telefonla bağlarsın gelmiyor. Bilmem ne ya. Anlat ya şunu, ben mi anlatacağım? Ya da Çetin Ünsal'ın tamam. Bana mı kaldı yani? Bana mı kaldı yani? Ya senin bunları anlatman lazım. Ya mesela 3 tane sektöre ÖTV bilmem ne şeyi devam. Neden 3 sektör abi? Yani başka sektör mü yok? Bak işsizlikten bahsediyoruz. Sanayi var, ağır sanayi var, hamlesi var. Yani bir sürü seçeneği var. Benim bu sektör temsilcileri diye tanımladığım isimler çıkıyor. Bravo, harika, devamından yanayız. Diğerleri... Çok uzun zamandır şey koptu. İsmail Gül'le başkanı severim. Ya sevmek bak, ayrı. Sektörün içinden gelmiş, alın teri dökmüş, emek vermiş. Yaptığı doğru bir iş de var. Onun da hakkını onu vereceğim. Onu da verelim. Ama asıl ilkesine yani bakalım. Çok uzun zamandır mesleki örgütlerin yönetimleriyle üyeleri arasındaki bağ koptu. Bu ilk TOB'un işte yanına bir kişiyi al talebini Yüksek İstişare Kurulu'nda %99'da reddetmesinin ardından 16 TOB şirketinin yarı kamu TOB şirketinin maliye tarafından basılmasıyla başlayan bir süreçti. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra gitgide yönetim, ya bizim yıllarca perakende konusunda hizmet veren TESK Başkanı Bendevi Palandöken'i tanıyabiliyor musun? Tanıyabiliyor musun? O esnaf için uğraşan, koşturan, ya bizi yok edecekler, esnafı geliştirelim, birleştirelim, bu marketleri engelleyin ki herkesin bugün jeton düşüyor diyen başkan nerede? Her gün bir açıklama yapıyor ama açıklamanın altı boş. Onu bile tanıyamıyorsun. Yani o sahadan gelip o mücadeleyi veren insanları bile tanıyamıyorsun. Çünkü işte aynı milletvekili hikayesine dönüyoruz. Kimi temsil ettiğini unutursan birilerinin temsilcisi olarak kendi üyelerine temsilcilik yaparsın. Bak çok iddia ediyorum. Sen Cumhurbaşkanı bugün bir açıklama yapsın. Diyorsun ki şöyle bir teşvik veriyorum. Gün bitmeden, yarım gün içerisinde bütün ticaret sanayi odası, dernekler maillerimiz vesaire... Maillerimiz dolar bizim. Hepimizin mailine geliyor, artık kullanmıyoruz zaten. Yani niye kullanayım? Harika, işte şöyle olacağız, böyle. 24 saat sonra, bak 24 saat sonra
Cumhurbaşkanı desin ki ya ben yanlış hesap yapmışım. Bu alıyorum Türkiye ekonomisini batırır. Alıyorum. Aynı mesela. Mail kutusu evet Cumhurbaşkanı çok haklı, evet Cumhurbaşkanı çok haklı diye gelir. Ya bu Cumhurbaşkanı'na da yazık geldi. Anlatabiliyor muyum? Bu ne dersen kabul ediyorlar. Ya çok enteresan yani. Gerçekten. Ya öbür taraftan hakkını da teslim edeyim. Mesela Tim'in şu son dönemde yaptığı bence en doğru bakış açısı şu illere gidip ihracat toplantıları düzenleme. Yani Tim'i İstanbul'dan çıkarttı. Bu, bak bu doğru bir şey. Güzel. Çünkü Gülle, Sayın Gülle geldiğinde böyle bir sohbetimiz olduğunda üzerinde durduğu noktalardan birinin işte 78 bin KOBİ'miz varmış ihracat yapan. Rakamı karıştırıyor olabilirim. 11 bini sürekli ihracat yapanmış. Bakış açısı doğruydu. Yani bizim bu 11 bin sayısını yukarıya doğru çıkartmamız gerekiyor. Biraz bunun için uğraşıyor. Ben bunun doğru bir icraat olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin her yerinde sürekli ihracat yapan, tabii ihracat yaparken de para kazanan firmalar yaratmamız gerekiyor. Yani adam bir kere yapmış ama arkası gelmemiş. 3 ay sonra bir daha yapmış ama arkası gelmemiş. Böyle bir blok var. Bunu hareketlendirmeye çalışıyor. Doğru bir bakış açısı. Bu hakkını teslim ediyor. Ayrı bir mesele. Ama bu yani taraftan baktığında sadece benim de güvendiğim isimlerden biriydi yani ama. Bu şey de değil. İşte odalar, sanayi odaları, ticaret odaları falan değil. Aklına gelebilecek bütün mesleki derneklerde bile, hatta platformlarda bile böyle bir durum var. Yani bakıyorlar, Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor, onlar da onu diyor. Çok net bak, bak bir gün Sayın Cumhurbaşkanı'ndan aynen, rica aynen. edeyim. Ya da ekonomi bakanı diyor ki bilmem bunu, teşvik. Bunu denesin ya. Denesin bir gün. Denesin valla bir rica edeyim. Bir gün beyaz desin. Bir gün siyah desin bak peşine. Neler. Biz ondan sonra mail kutularımızı dolduralım. 24 saat geçmeden siyah desin mail kutularımız dolsun. Ama şimdi buradan bir çözüm çıkmaz ki. Dünyanın en büyük kötülüğü gerçekten uzaklaşmaktır. Yönetene de yönetilene de. Yöneten bundan memnun olabilir. Yani şunun yapılmasından ben mevcut iktidarın da rahatsız olacağı kanısında değilim. Yani bir dönem aslında Rıfat Sancıklıoğlu iyi yapıyordu bu işleri. O da tamamen çıktı neredeyse hiç konuşmamaya falan çalışıyor. Ya yani işçisiyle, işvereniyle oturursun bir masaya. Bak topyekun bir mücadele dönemindeyiz. Biz üzerimizdeki sorumluluğu almaya hazırız. Ha bizim bilmem ne sektörümüzün kargoya ihtiyacı var. Bilmem ne sektörümüzün nakde ihtiyacı var. Hakem sen yaparsın. Ha, bilmem ne sektörümüzün enerjiye ihtiyacı var. Ya bize bunları sağlarsanız biz alır işçimizle, emekçimizle, KOBİ'mizle, işverenimizle. Ya bunun yapılmasında ben hakikaten iktidarım dönüp de bir şey diyeceği kanısında değilim. Ya bilemiyorum yani. Yok der. Hakem sen bunu yaparsın. Ya, bak taraf sen yapamazsın. Sayın Cumhurbaşkanı bütün iş dünyasının önünde grev işini hallettik dedi mi? Yaptı da İzmir'de gördük. Şimdi, İcraat başka bir şey. Bu diğer tarafı zaten masadan kaldırır. En son Ekonomik Sosyal Konsey toplandığında galiba sene 2009'du. Evet galiba. Şimdi onun niye bittiğini hatırlatalım o zaman. O zaman DİSK Başkanı Süleyman Çelebi'ydi. Oturdu ki bu arada bu yasa gereği 3 ayda bir toplanması gereken bir konseydi. Evet, 2010 referandumda anayasa maddesi oldu. 2010'dan beri anayasa ihlal ediliyor, kimsenin haberi yok. Yani madem topluyorduk bir değil mi? Billboardlarda gördük. Anayasa maddesi olduğuna göre anayasaya aykırı bir şekilde bunun konseyin toplanmıyor olması anayasa ihlalidir. Yani buradan da işte suç duyurusunu bulayım. Bu anayasa ihlalidir. Ama nerede bitti hikaye? İşte şimdi demin söylediğinin sağlamasına gelelim. DİSK Başkanı Süleyman Çelebi bir ekonomi ve sosyal konsey toplantısında kalktı ve şunu dedi. Burası, çok iyi hatırlıyorum bunu. Burası bize söylediklerinizi aynen kabul edeceğimiz ve tartışmasız altına imza atacağımız bir yer değildir dedi. Ve toplantıyı terk etti. O gün bugündür toplanmıyor. Evet. Ve sistematik olarak da ondan sonra işte sen demin sorduğun sorunun yanıtını burada ara. Bir açıklama geliyor. Bir açıklama geliyor. Ama hep aynı tondan.
Ama işte bir ay sonrası, iki ay sonrası, üç ay sonrası, şimdiki dönem de biraz konjonktür de farklı. Biraz o şeyi de belki göze alıp çıkıp, yani biz işçimizde, işverenimizde, KOBİ'mizde buradayız. Yani taleplerimiz şu, şeylerimiz bu. Fedakarlığı burada yapacağız. Neyse o işin argümanı. Hani sürekli ifade ediyoruz. Çok kolay bir topyekün mü? Allah bilmiyorum. Yani o tren kaçtı çünkü. Ya hatırlasana bir ara TÜSİAD'a başkan bulunamadı ya. Ve kadınlar el koydu başkanla. Doğru. Dediler ki biz yaparız. Kimse başkan olamıyordu. Bak TÜSİAD seversin sevmezsin ama Türkiye'nin hani iktidarları sallayan neredeyse bu yönüyle de zaman zaman eleştirilen derneklerinden biridir. Kimse başkan olmak istemedi. Top hikayesini hatırla, TÜSİAD hikayesini hatırla, Çelebi'yi hatırla. Bunun ne zamandı biliyor musun? Bak biz bir 2007'lerde, 2008'lerde böyle yayınlarda değil ama böyle işte ekonomi toplantılarında sohbet ederken başkanlara diyorduk ki şimdi konuşun. Sonra çok geç olacak, konuşamayacaksınız. Konuşmadılar. Hata o günde, bugün de değil. Çünkü bugün konuştuğun anda ertesi gün maliyeyi bulursun kapında. Sen niye konuşuyorsun şimdi Çetin abi o zaman? Yani ben onlar konuşuyorum. Ben gazeteciyim. Onlar sektör temsilcisi. Her biri batacaksa onların sektörü batacak. 100-200 insana istihdam veriyorlar. Tek başlarına düşünemezler. İstihdam sağlıyor. Yani bilmiyorum yani hakikaten kafam karışık. Ve yükselen bir ses bu konut mağdurları, inşaat sektörü, beton sanayicileri sürekli daralan açıklamalar yapıyor. Sektör daraldı. 2 milyon küsur artık enteresan. Yani şeyi de anlamakta zorlanıyorum. 2 milyon küsur konut problemim var ve TOKİ hala yapacağım diyor. İnşaat yapacağım diyor. Yani ben hakikaten anlamıyorum ya bu nasıl bir strateji. TOKİ olsa doğru iş yapıyor. Ha, yani, baskıyla mı? Yani TOKİ olsa, toplu konut idaresi olsa evet bunu yapması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin deprem riskinde yaşayan bir ülkeyiz ve binalarımız çok yaşlı. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten Türkiye'de bir dönüştürülme ihtiyacı var. Kentlerin ama, binaların değil. Biz kentleri yok sayarak sadece Lego binalar dikiyoruz. Ve evet, diyoruz ki kentsel dönüşüm oldu. Hayır, onun yaşam alanlarıyla, okuluyla, hastanesiyle falan. Ya şehrin içindeki hastaneleri dışarı taşıyoruz inşaat yapabilmek için. Veya taşıdık diyelim. Anlatabiliyor muyum? Mantalite bu olunca şey yapamaz. Eğer toplu konut idaresi gerçekten toplu konut idaresi olsa bu dönüşümü sağlar. Ama her dönüşüm diye ortaya çıkıldığında bakıyorsun bir tane devasa dikiliyor. Ve bu TOKİ kanalıyla yapılıyor bir de. Toplu konut idaresi kanalıyla yapılıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o ben çok önemli bir kurum olduğunu düşünüyorum ama çok berbat yönetildiğini düşünüyorum. Türkiye ekonomisinde biraz buna güvenerek tamamıyla inşaat sektörünün üzerine kurguladılar. Yıllarca yazdık, çizdik, anlattık bu iş yürümez. Yürümüyor. Yani hep söylerim benim bunu hoşuma giden bir benzetmemdir. Patates ektiğin yerden domates çıkmaz. Hiç kimse bugün ve yarın Türkiye ekonomisinin ortaya koyduğu fotoğraf konusunda bir şaşkınlığa girmesin. Buna yönetenler de yönetilenler de dahil. Anlatabiliyor muyum? Bunu ektik, bu çıkıyor. Hiç kimse kimini ekeceğiz bakmıyor. Ona bakmak lazım. Evet. Doğru, temel mesele biraz orada galiba. Tabii çok ciddi bir yekün yani. Şimdi bu inşaat firmalarının bir bankalarla yaptıkları mağdur kesimi var. Bir kentsel dönüşüm deyip mağdur ettiği kesim var. Bir kendisi firma olarak sözleşmeye bağıtladığı bir kesim var. Maşallah hepsinden de toplamış parayı ama çivi çakmıyor. Yani bakıyorsun başka firmalar. Biz bunu nerede hatırlıyoruz canım? Nerede hatırlıyoruz? Banker Castelli. Değil mi? Aynen o dönemler. O dönemler yani o finanstaydı. Yine o dönemde belki de bugün Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından çözümü kooperatifte arıyorsan en büyük sıkıntılarından biri kooperatif kelimesinin kirlenmesine neden olan her önüne gelenin bir kooperatif kurup yanlış bir yapılanmayla adını değiştirerek, adını kooperatif diye kullanarak insanları konut mağduru etmesini olarak yaşadık biz bunu. Başka bir versiyonunu çok daha büyük volümde ve Türkiye ekonomisini sarsacak, finans kesimini sarsacak düzeyde yaşıyoruz. O kadar. Tek fark bu. Biz yoksa normal bütün sektörler yine çalışırken içeride bir inşaat sektöründe bunu yaşadık. Türkiye'yi sarstı mı? Mağdurlar yarattı. Evet, mağdurlar yarattı. Ama Türkiye ekonomisinin kendi içinde ayrı tartışılır sağlıklı olup olmadığı ama bir kriz algısı yaratmadı değil mi? O dönemki kooperatif mağdurları.
Şimdi niye yaratıyor? Çünkü sen bütün sektörleri unuttun. Gayrimenkul sektörü üzerine kurgulanmış, diğerlerini reddeden bir ekonomi yarattın. İnşaat çok önemli bir sektördür. Bütün sektörlerle topyekun bir kalkınma içerisindeyken... O işin başka tarafı. Lokomotif tabii. olarak. Yani aynen lokomotiflerden öyle. Biri olarak. Biri olarak kullanıyorsun. Ama tabii. sen hepsini öldürüp... Bu sadece inşaat olmayabilirdi. Bir tek istisna yazılıma veriyorum. Ama yazılım bile, yazılım yapsam bile onun başka sektörlerle entegrasyonu lazım. Anlatabiliyor muyum? Tek bir sektör üzerinden gittiğin sürece bunu yaşarsın. Otomotiv de olsaydı aynı şey olurdu. Ekonomi dediğin şey farklı farklı alanlarda farklı farklı sektörleri birlikte büyüterek oradaki istihdamla katma değerle büyüme değil, şişme değil bir kalkınma yakalamak üzerine kurgulanır. Yoksa bir tanesine basarsın finansı, koşturursun. O koştuğu sürece de ekonominin büyüme adı altında şişer. Hele ki bu toprağa gömülen bir sektörse daha fena. Hani yazılımın hiç olmazsa yazdığın ve ihraç ettiğin şey sana artı değer olur. Dış ticaret açığı vermez. Yani mesela şimdi 3 boyutlu printerlar geliyor. Geldi artık. İnşaat malzemeleri sektöründe çok büyük bir devrim olacak. Ve inşaat maliyetleri neredeyse 1/4'e düşecek. Sen mesela bu kadar inşaat sektörü aşığısın. İnşaat sektörü sevdalısısın. Bütün bekanı buraya bağlamışsın. Kendi bekanı buraya bağlamışsın da. Bu kadar önem verdiğin sektördeki teknolojik bu gelişmeyi, bu dönüşümü konuşuyor musun? Konuşmuyorsun. Ya da neden bunu Lego gibi tak 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 yapalım. Teşvik vermiyorsun tabii, vesaire. Tabii yapalım. Ondan sonra ya çok uzun oldu diyelim. Küselim falan filan. Olur saçma sapan falan bir şey yaşıyoruz. Saçma sapan evet. Çetin abi çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Evet gazeteci yazar Çetin Ünsalan seçim öncesinde bir ekonomik tabloyu çizdik. Seçimlerden sonra da o tarafı yine analiz Konuşuruz. Ederiz. Ağzına yüreğine sağ sağlık. Olsun, bir araya gidelim aranın sonrasında. Günaydın Türkiye'ye devam edeceğiz. Günaydın Türkiye devam ediyor. 28 Mart 2019 Perşembe gündemiyle devam edelim. Ve şu dakikalarda yol durumu %42'ler seviyesinde İstanbul'da. Haritada 3 ayrı noktada kaza bildirimi görüyorum. Ayrıntılandıralım. TEM Dudullu Kavşak Ataşehir yönünde sağ şeritte trafik kazası zincirleme. Bir şerit trafiğe kapalı kazaya müdahale ediliyor. Hemen aynı hatta Dudullu Çamlıca Gişiler yönünde sol şeritte bu kez trafik kazası, orası da zincirleme, bir şerit trafiğe kapalı, ekipler sevk edildi. Avrupa yakasında da 10. yıl 7 kule yönü sağ şeritte trafik kazası, yaralanmalı olduğu uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapalı ve kazaya müdahale ediliyor. Her iki yakada sahil şeritleri tercih edilebilir şu dakikalarda. Avrasya Tüneli 3. köprü ve bağlantıları rahat gözüküyor. FSM hattı bir girişte sıkıntılı Kozyatağı'nda ama TEM bağlantısı sonrasında rahat bir şekilde FSM tercih edilebilir. Çıkış itibariyle de Bağcılar Kavşak noktasına kadar gidilebilir. Birinci köprü çıkışı itibariyle Haliç'te biraz yoğunluk var ama sonrası havalimanı Kavşak hattına kadar rahat gözlemleniyor. Böyle bir özeti verebiliriz. Bölgelerimiz ve ellerimizdeki havaya bakalım. Marmara bölgesi parçalı ve yer çok bulutlu geçecek. Rüzgarın güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu meteorolojinin bugüne ilişkin meteorolojik uyarısı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ve vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediliyor. Fırtına uyarısını şöyle özetleyelim. Kuzey ve Orta Ege'de rüzgarın perşembe akşam saatlerinden itibaren kuvvetini arttırması, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, zamanla 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Genel uyarıyı bir kez daha hatırlattıktan sonra hava sıcaklıkları şöyle olacak. Marmara'da Bursa 14, Çanakkale 14, İstanbul 13 ve Kırklareli ile 12. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Aydın, Denizli ve Muğla çevreleriyle zamanla İzmir ve Uşak çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece saatlerinde Afyon, Karahisar çevreleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli
17 fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 12, Denizli 16, İzmir 18 ve Manisa 17 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı. Kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 19, Antalya 18, Burdur 15 ve Hatay 18 derece. İç Anadolu parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinden itibaren Konya, Karaman ve Niğde çevreleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı. Ankara 12, Eskişehir 12, Konya 11 ve Sivas 9 derece. Batı Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı ilçeleri hafif yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Bolu 9, Düzce 12, Sinop 10 ve Zonguldak 9 derece. Orta ve Doğu Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı. Akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Amasya 10, Artvin 9, Samsun 10 ve Trabzon 10 derece. Doğu Anadolu bölgesine bakıyoruz. Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar kuzey ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar. Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri dik yamaçlarında çığ oluşma riski bulunuyor. Erzurum 4, Kars 4, Muş 7 ve Van 8 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diyarbakır 14, Gaziantep 15, Siirt 11 ve Şanlıurfa 15 derece. Denizlerdeki rüzgar tahminini bir kez daha aktaralım. Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Güney Ege'de fırtına, Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Bu güzergahlarda deniz ulaşımında muhtemel aksamalar çerçevesinde yurttaşlarımızı bir kez daha uyarmış olalım. Gazete gündemiyle devam edelim. Aydınlık gazetesi sür manşette lider kadroya nokta atışı diyor. Milli İstihbarat Teşkilatı tespit etti, bilgiyi verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tam isabetle vurdu. PKK'nın tepe kadrosundaki isimler etkisiz hale getirildi. O isimler arasında Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun, PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusu Mikail Özdemir, örgütün sözcüsü Emrullah Dursun ve sözde Kandil sorumlusu Ali Aktaş bulunuyor diye ayrıntılandırmış haberini. Hürriyet gazetesine bakıyoruz. Evet, Hürriyet sandığa gidin vurgusuyla Erdoğan'ın seçimlere yönelik açıklamalarını vermiş. Üçüncü Selim Kozu Hürriyet Özel Haber logosuyla yer alıyor birinci sayfada. İngiltere Atina'da kaçırılan Elgin mermerlerini 3. Selim'in fermanına gerekçe göstererek Yunanistan'a iade etmiyordu. İki Türk araştırmacı böyle bir ferman olmadığını ortaya çıkarınca Atina'nın eline büyük koz geçti şeklinde bir bilgiye, habere yer veriyor. Sabah gazetesine bakıyoruz. CHP DP'den organ nakli yapıyor. MHP lideri Bahçeli Adana'da konuştu. Cumhur İttifakı bekamızın teminatıdır açıklaması dikkat çekiyor. Akşam gazetesi sür manşetten görmüş. Elebaşları Kandil'de vuruldu. Dünün çarpıcı operasyon ayrıntısı sür manşette. Dolar beklentisi düşecek şeklinde de bir yoruma yer vermiş. Elektrik ve gaza zam yok açıklamasıyla da birleştirmiş haberini. Karar gazetesine bakıyoruz. Yumurtadan adam çıktı diyor. Senatöre yumurta atan protestocu dünyada çok konuşulan gençlerden biriydi. Gönülleri fethetti diyor. Yeni Zelanda'daki bahşiş sonrası açıklamalarıyla tepki çeken Avustralyalı ırkçı senatörün kafasında yumurta patlatan çocuğun haberi. Milliyet gazetesine bakıyoruz. Göçmenler gemi kaçırdı diyor. İstanbul Tuzla'dan 22 Mart'ta Trablus'a hareket eden El-Hip-Lu 1 isimli petrol tankeri Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırıldı. Türk mürettebatında olduğu belirtiliyor. Bunu da aktaralım. Milli Gazete'ye bakıyoruz. İstihdik Üniversitesi 2018 yılı genelinde işsiz sayısı 3 milyon 537 bin kişi oldu diyor. Bunun 60 binini okuma yazma bilmeyenler, 129 binini okuma yazma bilen fakat bir okul bitiremeyenler, 789 binini ilkokul, 776 binini ilköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek okulları oluşturdu deniyor. Haber hangi istatistikten onu göremedim ama yani biraz 60 bin yüksek geldi okuma yazma bilmeyen oran açısından, bir inceleyip bakmak lazım. Orta Doğu gazetesi sür manşette milli iradenize sahip çıkın Erdoğan'ın açıklaması, Denizli 4.3 ile sallandı bir diğer haber. Yeni Çağ
Yoksulluk sınır tanımıyor. 6561 Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre gıda ile birlikte giyim, konut, ulaşım için yapılması zorunlu harcamaların tutarı, yani yoksulluk sınırı 6561 lirayı buldu diyor. Enerji zamlı cepleri yaktı. Elektrik %22, altı doğalgaz %27 denmiş. Dolar son bir ayın en düşük seviyesini gördü diye döviz cephesindeki gelişme aktarılırken kredi kartına 4 taksite takı diyor. Çeyrek külçe ve gram altın hariç işçiliksiz ziynete 4 taksit imkanı getirildi deniyor haberde. Yeni Şafak gazetesi mağaradan bile çıkamayacaklar diyor. Özür manşetinde görmüş haberi. Altun ve üç elebaşı Kandil'de vuruldu. MİT ve TSK PKK'ya Kandil'de hiç beklemediği ağır bir darbe indirdi. F-16'lar PKK'nın başta Avrupa olmak üzere dış dünyayla bağlantısını kuran Rıza Altun İran sınırında vurdu. Altun ağır yaralanırken beraberindeki üç elebaşı öldürüldü. Korkuya kapılan lider kadrosu artık Kandil'de mağaradan çıkamayacak deniliyor. Demek ki önemli bir istihbarat alınmış bu bölgede. Belki hatta bir toplantı hazırlığı ya da toplantı dahilinde gerçekleşmiş olabilir. Çünkü önemli bir terör örgütünün lider kadrosuna ait isimlerinin bulunduğu tespit edilmiş ve bunun üzerine gerçekleşen operasyonun sonucu dün yansıdı. Bugün de gazete başlıklarında hemen hemen ya manşette ya da sürmanşette yer alıyor haber. Star gazetesi sandıkta küskünlük olmaz, Erdoğan'ın açıklaması. Birinci sayfada yine operasyonculara merkezi darbe demiş. Seçim öncesinde Türk lirasının değer yitirmesine yönelik yatırım yapan yabancı fonlar Merkez Bankası'nın hamlesiyle kapana kısıldı şeklinde yorumlamış haberi. Sözcü gazetesine bakıyoruz. Mansur Yavaş'ı kimse indiremez. İyi Parti lideri Meral Akşener Sözcü'ye konuştu deniliyor. İlginç bir çıkış söz konusu. Cumhuriyet gazetesine bakıyoruz. Seçim kumarı demiş. Uzmanlara göre kuru frenleme operasyonunun Türkiye'ye maliyeti yüksek olduğu şeklindeki ekonomik bir analize yer veriyor. Bir Gün gazetesi açlık sınırı asgari ücretle aynı seviyede, Türk İş'in araştırması yer alıyor birinci sayfada. Spordan başlıklara baktığımızda başkan bile bulamayacaklar. Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz de aynı kaderi 2011'de paylaşan ve ibra edilmeyen Adnan Polat'tan çarpıcı tespit. Böyle giderse ne başkan bulabilirler ne de yönetici. Galatasaray artık zarar görmemeli şeklindeki uyarısına yer veriyor birinci sayfada. Fotomaça baktığımızda Kartal'dan çifte pençe demiş Cenk ve Babel ikilisinin geri dönmesi gündemde deniliyor. Ayrıntıya bakalım. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, milli maç sonrası İstanbul'a gelen Cenk Tosun'la görüşüp nabız yokladı. Fulham'dan ayrılmaya hazırlanan Babel'in menajeri ise Hollandalı yıldızın Beşiktaş'a dönmeye hazır olduğu mesajını iletti deniliyor haberin ayrıntısında. Beklenen performansı gittikleri kulüplerde bulamayan bu oyuncularımızın belki dönme ihtimali vardır diye gazetede yorumlamış. Evet, gündeme bakalım yeniden. ABD Hazine Bakanlığı İran'a uyguladığı yaptırım uygulamaları kapsamında 25 kişi ve şirketi kara listeye aldı. Türkiye'den de Kapalı Çarşı'da bulunan iki döviz şirketiyle bağlantılı bir Türk, bir de İran vatandaşı yaptırım listesinde yer aldı. Kişi ve şirketler İran devrim muhafızlarına para aktarmakla suçlanıyor. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımları kapsamında 25 kişi ve şirket Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından kara listeye alındı. Açıklama Amerikan Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nden geldi. Şirket ve kişiler İran devrim muhafızları, İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı'na para aktarımında rol oynadıkları gerekçesiyle listeye alındı. Listede İstanbul Kapalı Çarşı'da bulunan iki döviz şirketiyle bağlantılı bir Türk ve bir İran vatandaşı da bulunuyor. Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nden yapılan açıklamada listeye alınan kişi ve şirketlerin İran Savunma Bakanlığı'nın milyonlarca dolar değerinde askeri araç satın almasında da rol oynadıklarını iddia etti. Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin konuyla ilgili bugün İran rejiminin 1 milyar dolardan fazla fonu yasa dışı hareket ettirmek için kullandığı bir düzeni bozmak üzere İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki paravan şirket ve şahıslar ağını hedef aldık ifadelerini kullandı.
Evet, ekonomi kurumlarının swap hamlesi tartışılıyor. Londra'da gecelik Türk lirası swap faizi %700'ü aştı. Swap engeli nedeniyle Türk bankaları yabancılara lira sağlayamadı. Yabancı yatırımcılar elindeki Türk varlıklarını satmaya yöneldi. Türkiye'nin kırılgan ekonomisi spekülatörlere hamle imkanı tanıdı. Yurt dışındaki yabancı yatırımcılar döviz verdi, lira aldı. Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun swap hamlesiyle Türk bankaları yabancılara TL sağlayamadı. Yabancı bankaların lira elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında Türk lirasının faizi çok sert yükseldi. Belli alım satımı yapılabilen değerlerin vadeli alım satım yapıldığı işlemin adıdır. Londra'daki swap piyasasında liranın gecelik faizi %700'ü aştı. Geçen hafta %22 seviyesinde seyreden swap faizi son 2 gün içinde katlanarak yükseldi. %700'ü aşan bu oran 2001'deki krizde görülenin 10 kat üzerinde. Swap tarafındaki artış doları baskı altında tuttu. Kur 5.70'lerden 5.35'lere kadar düştü. Gün içinde dolar 5 lira 46 kuruş seviyesinde seyretti. Borsa 95 bine geriledi. Yüksek faiz yabancı yatırımcıların TL bulma maliyetini artırınca farklı bir endişe ortaya çıktı. Yabancı yatırımcı uluslararası swap piyasalarında umduğunu bulamayınca elindeki Türk varlıklarını satmaya yöneldi. Bu da borsada düşüşe neden oldu. Ekonomistlerse uyarıyor. Uzmanlar Türkiye'nin uzak durulması gereken bir ülke profiline doğru gittiğini belirtiyor. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'dan da likidite açıklaması geldi. Bu haberler sonrasında Aydın, TL swap değerinin yükselmesinin ana nedeni diyor. Yabancıların döviz almak için TL bulamamasıdır. Bankalar bankacılık düzenlemelerine teamülleri, ticari esaslara uygun davranıyor. Türk bankaların yurt dışındaki bankalara likidite vermedikleri doğru değil şeklinde bir açıklama yansıyor. Bunun yolu belli, bilançolara bakılır, iş çözülür. Peki, trafik yoğunluğu İstanbul'da %42'ler seviyesinde ama 1, 2, 3, 4, 5 noktada kaza bildirimi söz konusu, hemen ayrıntılandıralım. Hacı Şerif Küçükçekmece yönünde sağ şeritte trafik kazası hasarlı, bir şerit trafiğe kapalı. 10. yıl 7 kule yönünde sağ şeritte trafik kazası yaralanmalı olduğu uyarısı vardı, bir şerit trafiğe kapalı. Otakçılar Anıt Mezar yöneye 5'te sağ şeritte trafik kazası zincirleme, bir şerit trafiğe kapalı. Haliç Orta Köprü Otakçılar'da yine meydana gelen trafik kazasının kaldırıldı ancak bölgedeki yoğun trafiğin devam ettiği belirtilirken Anadolu yakasında TEM Dudullu Çamlıca Gişileri yönü sol şeritte trafik kazası zincirleme, bir şerit trafiğe kapalı, ekiplerin sevk edildiği belirtiliyor. Denizlerdeki hava durumuna bakalım şimdi de. Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Güney Ege'de fırtına, Marmara'da fırtınamsı rüzgar, meteorolojik uyarı. Karadeniz parçalı bulutlu, doğusuyla zamanla Batı Karadeniz'in doğusu yağmurlu rüzgar. Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağ şanında orta. Marmara Denizi parçalı bulutlu rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, öyle 2,5 metre, görüş iyi. Ege Denizi parçalı ve çok bulutlu, güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı rüzgar. Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısıyla akşam saatlerinden sonra geneli 6 ila 8, gece 9. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, gece kuzeyi 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, dalga 1,5 ila 2,5 kuzeyinde, 3 ila 4 metre, görüş iyi, yağış ve fırtına anında orta. Akdeniz çok bulutlu ve sağanak yağışlı rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de de batı ve güneybatı kıyılarında kuzeydoğudan 2 ila 4, zaman zaman 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Ve Van Gölü çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, dalga 0.25'te 0.50, görüş iyi, yağış anında orta şeklinde tahmin ediliyor meteorolojik verilere göre. Yeniden gazetelere göz atalım. Aydınlık Gazetesi ev bütçesine 238 lira ek yük demiş. Türk İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Başta gıda olmak üzere birçok zorunlu ihtiyaç ciddi bir yük oluştu. 3 ayda aile bütçesine gelen ek yük 238 lira diyor haberde.
Hürriyet'e bakıyoruz. Ortağı da bırak dedi diyor. Cezayir'de Genelkurmay Başkanı Salih'in önceki gün Cumhurbaşkanı Buteflika'ya koltuğu bırakması çağrısına iktidardaki koalisyon ortağı da katıldı diyor haberde. Sabah gazetesine bakıyoruz. Yine genel itibariyle seçimlere yönelik haberlere yer verdiği bir sayfada Binali Yıldırım'ın açıklamalarına yer veriyor. Yıldırım ders çalışan öğrencilerin problem çözmesine de yardım etmiş haberin ayrıntısına göre. Akşam gazetesine bakıyoruz. Topuz'la buluştu, kurmay oldu. Topuz davasında şok ifade ediyor FETÖ'nün yargılandığı davalardan biri. Darbeci albay ondan aldığı sarı zarfla kurmayla yükseldi vurgusuyla İstanbul Jandarma'da görevli Nizamettin Çelikbilek, Akıncı üstünde darbeyi yöneten albay Murat Koçyiğit, benzinlikte buluştuğu topuzdan sarı zarf aldı. Artık bana kurmay diyebilirsin dedi. Aynı yıl sınavı kazandı diyor haberde. Karar gazetesine bakıyoruz. Kandil'in A takımına milli İHA darbesi şeklinde bir haberle duyurmuş. İstanbul'da yağmurlu seçim diyor karar logosunun yanında. Ukrayna'dan gelecek soğuk hava yurtta etkili olacak. Meteoroloji Doğu Anadolu'da karla karışık yağış uyarısı yaptı. Akdeniz'de de sağanak etkili olacağı duyuruldu. İstanbul'da ise çok bulutlu hava görülecek. Sıcaklıklarda önemli bir düşüş yaşanmayacak ancak seçim günü yağmurlu geçecek diyor haber ayrıntısında. Milliyet gazetesine bakıyoruz. Türkiye'ye 107 FETÖ'cü getirildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yurt dışında kaçan FETÖ üyelerinin iadesine ilişkin 504 kişi hakkında 91 ülkeye iade talebi gönderildi. Türkiye'ye getirilmesi sağlanan FETÖ'cülerin sayısı 107'dir diyor haberde. Milli Gazete'ye bakalım. Denizli'de korkutan deprem demiş. Acıpayam ilçesinde merkezi Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Artçılar da sarsılmaya devam ediyor anlaşılan Denizli. Orta Doğu gazetesine bakalım. Kıta görevine yeni düzenleme demiş. Subay meslek programları yönetmeninde yapılan değişiklikle üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri için en az 3 yıl olan kıta hizmeti en az 6 yıla çıkarıldı diyor haber ayrıntısında. Elektrikli traktör üretimi hazır. Dünün ilginç haberlerinden biriydi, bir proje olarak çıktı. Elektrikli araç furyası tarlaya uzandı. Çiftçiyi mazot derdinden kurtaracak projeyi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu. Yerli ve milli traktörümüz günlük 7 liralık şarjla akşama kadar 8 saat çalışacak diyor. Yeni projenin ayrıntısını seçim öncesinde açıklaması da dikkat çekmişti düne dair haberlerden. Yeni Çağ gazetesine bakacağız şimdi de. PKK'ya ağır darbe, yani sanıyorum en düşük ya da en küçük ölçekli gören gazetelerden biri bu haberi. İçinde Rıza Altun'un da bulunduğu araç, MİT'in tespit ettiği hassas koordinatla böyle vuruldu şeklinde ayrıntılandırmış haberini. Yeni Şafak gazetesi, Çin'den AB'ye, ABD'ye karşı işbirliği teklifi, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Fransa, Almanya ve Avrupa Komisyonu liderleriyle görüşmesinde Pekin'le Avrupa'nın birlikte ilerlediğini söyledi. Xi, İtalya'yla kuşak ve yol projesi için iyi niyet anlaşması imzalamıştı. ABD, Çin'in Avrupa'da büyük projelerle söz sahibi olmasından korkuyor şeklinde vermiş Yeni Şafak haberi. Yani Yeni Şafak'ın öne çıkartması da ayrıca dikkat çekici elbette bu haberi. Haçlı teröristin Avrupa bağlantısı Star'ın başlığı. Yeni Zelanda'da 50 Müslümanı şehit eden Haçlı teröristin Avusturya bağlantısı ortaya çıktı deniliyor haberde. Sözcü gazetesine baktığımızda Türk bayrağını indirip AKP'nin afişini astılar, sonunda bunu da yaptılar diye bir habere yer veriyor. Tepki çeken olayında Kahramanmaraş'ta yaşandığına dikkat çekiliyor. 3 fotoğrafa da yer verilmiş. Bu haber bu çerçevede desteklenmiş. Cumhuriyet gazetesi Suriye'yi parçalama stratejisi. Trump'ın Golan adımı yaşadığımız dönemi en iyi anlatan gelişmelerden birisidir diyor. O ABD'nin Orta Doğu planı ağır aksak da olsa işliyor. Türkiye'nin tepkisi yerinde ama tutarsız. Zira Suriye'nin toprak bütünlüğüne bunca vurgusuna rağmen Esad yönetimiyle işbirliği yapmıyor. Golan tepeleri ve Kuzey Suriye adımları birbiriyle bağlantılıdır. Daha ötesi Doğu Akdeniz'de ilişkilidir diyor. Ahmet Yavuz yazısı bir bölümü birinci sayfada bu başlıkla yer almış. Bir Gün gazetesine bakıyoruz.
Kamudan derneklere para akmış İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu'nda yer alan bilgilere göre diyor. Belediyelerin kasasından 2017 yılında kar amacı gütmeyen kuruluşlara 1 milyar 241 milyon lira kaynak aktarıldı diyor haberin ayrıntısında. Spordan başlıklara bakıyoruz. Takımın yeni golcüsü Yusuf Mert demiş, profesyonel sözleşme imzalanan genç oyuncuya forvette sadece Soldado bulunduğu için bir anda A takım şansı doğdu diyor haberde. Fotomaç gazetesine baktığımızdaysa terim işinize bakın, futbolcuların kongre tartışmalarından etkilenmesini istemeyen Galatasaray'ın hocası sadece maçlara konsantre olun talimatı verdi diyor haberin ayrıntısında. Evet, birkaç gazete önemli ayrıntılarla yer vermişti. Açlık sınır rakamlarına bakacaktık. Peki bir araya gidelim, üzerine devam edelim. Evet, yayının sonlarına doğru yerel seçim gündemine bakalım şimdi de. Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'a CHP içinden dikkat çeken bir tepki geldi. Açıklamayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım yaptı. Sahte senet polemiğine ilişkin konuşan Yıldırım, Yavaş'ın açıklamaları hakkında halkın vicdanı tatmin olmadı dedi. Yıldırım, biz Mansur Bey'i aday yaptığımız gün Ankara'yı kaybettik ifadelerini de kullandı. Millet İttifakı Ankara adayı Mansur Yavaş'ın adının karıştığı sahte senet iddiasına ilişkin CHP içinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım yaptı. 15 gündür bu konu konuşuluyor. Ben de bekliyorum ki Mansur Bey çıkacak, böyle bir şey yok diye milletin gözünün içine baka baka anlatacak. Eğer sen mazlumsan, mağdursan sesini daha çok çıkarman lazım. Bunu yapmıyor. Onun yerine mağdurum diye geziniyor. Yıldırım, Yavaş'ın açıklamalarının toplum vicdanını rahatlatmadığına dikkat çekti. İşin içinde sahtecilik var, senet var, tahsilatçılık var diyorlar. Yetmiyor, Yargıtay'da iş takipçiliğinden bahsediyorlar. Bu iddialara karşı bizim arkadaşlar ne yapıyor? Bize iftira attılar, masumuz, adam sahtekar diyorlar. Bunu söylediğimizde halkın ve CHP seçmeninin vicdanı tatmin olmuyor. Adam şizofrenmiş, sapıkmış, adamın ne olduğunun bir önemi yok. Adamın günahları senin günahlarını affettirmez. Takvim gazetesine konuşan Yıldırım'ın hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP kurmayları da vardı. İşin en ilginç yönü, Kemal Bey bu davadan haberi varmış. Kemal Bey diyor ki, önemsemedim, ciddiye almadım. Bu işin nasıl bir sonuç doğuracağını Mansur Bey'e anlatmamış. CHP yöneticileri adeta dut yemiş bülbül gibi susuyor. Üç maymunu oynuyor. Ne yaptıklarını anlamış değilim. Adayınıza güveniyorsanız yanında durmak ve gereğini yapmak zorundasınız. Bunu da yapmıyorlar. Asıl üzücü olan bu. Anketlere inanmadığını belirten Yıldırım, CHP'nin Mansur Yavaş'ı aday yaptığı gün Ankara'nın kaybedildiğini söyledi. Şimdi büyük ihtimalle Mansur Bey kaybedecek, istifa edip gidecek diyen Yıldırım, ama onun yanında tahmin ediyorum Kemal Bey'in liderliği de tartışılır hale gelecek ve CHP Genel Başkanlığından ayrılacak ifadelerini kullandı. Şimdi alanlara bakalım. 31 Mart'a sayılı günler kala lider adaylarıyla birlikte meydanlarda Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın dünkü programına da bir göz atalım. Hiç üzüm ağlama, sen gülümse daima. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'da partisinin adaylarıyla miting düzenledi. Erdoğan, 31 Mart'ta seçmenden sandığa gitmelerini istedi. Zor olan meydanda ne söylediysen seçimden sonra onu unutmamaktır. Biz hep bunu yaptık. Biz hep zoru başarmak için çalıştık. Kardeşlerim, seçimlerde bol keseden dağıtanların sonra ne hallere düştüğünü, millete, kendi seçmenine nasıl mahcup olduğunu hepimiz görüyoruz. Başkent'te Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özhaseki, sahte senet tartışmasının seçim çalışmalarını gölgelediğini söyledi. İnsanları affedersiniz, anlamaz yerine koymayın ya. Ve bunu gören en sonunda Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı da yazıklar olsun dedi. Benim anladığım oradan o. Bu kirli ilişkiler yapan adamların çıkıp insanlara doğru dürüst bu işi anlatması lazım.
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Balkan göçmenleriyle buluşma programına katılarak konuşma yaptı. Öz evlatlarısınız. Arnavutların bir sözü var. Besa bes. Doğru mu Rıfat? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü'nde miting yaptı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye baharı getireceğiz diyerek oy istedi. Hem Beylikdüzü'ne hem İstanbul'a baharı getireceğiz. İnşallah aynı zamanda Adana'ya da baharı getireceğiz. Mersin'e de baharı getireceğiz. Ankara'ya da baharı getireceğiz. Bütün Türkiye'ye baharı getireceğiz. Bahar mutluluk demektir. Beraber huzur içinde yaşayacağız. Kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun bütün insanları kucaklayacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. İzmir'de de adaylar 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala alanlarda. AKP ve MHP'nin adayı Nihat Zeybekçi, Müstakil İş Kadınları Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Kadınların iş hayatındaki varlığının önemine değindi. Bu şehir şampiyonlar şehri olmalı. Her branşta. Ve biz Büyükşehir Belediyesi olarak inşallah 1 Nisan'dan sonra bütün branşlarda sizi hiç kimsenin önüne göndermeyeceğiz. Millet İttifakı'nın Büyükşehir için aday gösterdiği Tunç Soyer de Karşıyaka'daydı. Bostanlı Demokrasi Meydanı'ndaki bahar şenliğine katıldı. Soyer, seçmenlere sandığa gidin çağrısı yaptı. Geleceğiniz, bir oy, işiniz, aşınız, bir oy, inandığınız gibi yaşamanız, bir oy, engelsiz. Evet, FETÖ'nün sloganı Mart'ın sonu bahardı. Aydınlık gazetesinden ayrıntıları yansıtmıştık bir kez daha. Özellikle o klip skandalının peşine de tekrar tekrar alanlarda bu sloganın zikredilmesine bir kez daha dikkat çekelim. Yine seçim gündemiyle devam edelim. Bakkal amca İzmir'de hayata geçecek. Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rifat Muslu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'ni ziyaret etti ve bu sözü verdi. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel de Eyüp'te esnaf ziyaretindeydi. Geçtiğimiz 2018'in ikinci yarısından itibaren müthiş bir sıkıntı içerisindeyiz. Para yok. Maliyetlerimiz çok anormal yükseldi. Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rıfat Mutlu esnaf temsilcileriyle buluştu. Rıfat Mutlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve 12 Esnaf Odası'nın başkanının yer aldığı bir heyetle karşılandı. Önce Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Mutlu konuştu. Liderlerin esnafın penceresinden bakmasını, daha kucaklayıcı olmasını istedi. Siyasi atmosferi beğenmiyoruz. Çok gergin geçtiğini düşünüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rıfat Mutlu da esnafın toplumun çimentosu olduğunu vurguladı. Esnaf ülkemizin olmazsa olmazı. Gerçek anlamda toplumumuzun çimentosu. Bakkal amca konseptini yeniden hayata geçireceklerini söyleyen Mutlu, biz AVM'lerin şehir merkezlerinden uzakta yapılmasını sağlayacağız ve süresiz çalışan sistemlerini değiştireceğiz, dedi. Bir yerde hani o öyle için gelişmiştir. Gerçek anlamda bakkal olayı gerçekten bakkal amcayı geri getirmek istiyoruz. Sıcak geçen ziyarette Rıfat Mutlu, kendi çizdiği karikatürle İzmir'in projelerinin anlatıldığı seçim bildirgesini İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu'ya sundu. Bildirgemizi karikatürlerimin eşliğinde her birine bir başlık olarak. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ve Eyüp Belediye Başkan Adayı Hümeyra Hıdımoğlu'ysa Eyüp'te esnafı ziyaret etti. Hoş bulduk. Ben başkanı dinledim, dolu bir adam. Eyvallah. Çok dolu bir insan dedim ama Türkiye'de dolu olmak, düzgün olmak sorun. Türkiye'nin en büyük sorunu dolu olmak, düzgün olmak sorun. Vatan deyince her şey durur. Doğu Perinçek'i seviyoruz. Vatana hizmet eden liderlerden en iyisidir. Eyvallah. Ben de aynı zamanda ülkücü bir adamım. Vatanını seven bir adamım. Vatan çizgilerini en iyi koruyan, takip eden
her zaman devletinin yanında olan adam olarak da takdir ediyoruz. İnşallah iyi yerlerde olacaksınız. Her zaman bu yönünüzde sizi seviyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Seviyoruz sizleri. Sağ olun. Eksik olmayın. Evimize güzellikler veriyorsunuz. Hepimize. Çok sevindim. Senin gençliğini daha iyi tanıyorum ben. Gençliği mi? Evet. Şey, Türkiye Gençlik Birliği dönemi. Evet. Çok memnun oldum ya. Sağ olun. Tokatlıyım. Buradayım. Vatan Partisi Hatay, Trabzon, Düzce ve Balıkesir, Ayvalık'ta vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Adana'da ise Vatan Partisi adaylarının afişleri indirildi. Cumhur İttifakı adaylarının afişleri asıldı. Vatan Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yunus Özgür Yıldırım ve İskenderun Belediye Başkan Adayı Beşir Baysoy, Denizciler, Sarıeski ve Karayılan mahallelerini gezdi. Hizmet görmedik yani. Yani bakın, bizim İskenderun olarak kutlamış oyunlarımız var ama inanın tüm Türkiye'nin benzer sorunları var. Yıldırım ve Baysoy, Denizciler Mahallesi'ndeki Turan Otağı Derneği'ni de ziyaret etti. Vatan Partisi adaylarını Turan Otağı Derneği Genel Sekreteri Poyraz Can karşıladı. Sizden de bizim beklentilerimiz olacak. Yani bunu utanmadan, çekinmeden size söyleyeceğiz. Sizden de karşılık alabilirsek inşallah. Karşılık aldığımız yerlere de sizi tekrardan biz taşıyacağız. Bunu da biliyorsunuz. Vatan Partisi Trabzon'da seçim çalışmalarına devam ediyor. Arkadaşlar, belediye başkanlığına adaylığım var inşallah. Vatan Partisi Yomra İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Bayraktar ve heyeti seçim çalışmalarını esnaf ziyaretleriyle sürdürdü. O istedi. Geldiniz. Sağ olun. Hocam. Sağ olun. Nasılsınız? Demokrasinin güzellikleri de. Hoş sefa geldiniz. Vatan Partisi'nin Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Belediye Başkan Adayı Serdar Gürses vatandaşlara seslendi. Şu anda eski parayla 300 trilyon lira alacağımız var devletten. Bunu biliyor musunuz? Bunların hesabını yapın arkadaşlar. 17 sene önce Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydi. Üretim nereden nereye geldi? Köy kahvesinde vatandaşların sorularını yanıtlayan Gürses oy istedi. Susma zamanı değil. Susarsak sıra bir gün bize gelecek. Bakın, herkes hakkını arasın. Telekomun içini boşalttılar. Meclisi önerge verdiler. Seçim kampanyamızı diğer partiler gibi devletten milyonlarca liralık yardımlar alarak yürütmüyoruz. Bizim seçim kampanyamız halkımızdan, üyelerimizden aldığımız 10 lira, 20 lira gibi aidatlarla, bağışlarla hazırladığımız afiş ve pankartlarla halkımıza ulaşmaya çalışmakla sürmektedir. Adana'da Vatan Partisi'nin pankartları ve afişleri kaldırılıp Cumhur İttifakı'nın adaylarının afiş ve pankartları asıldı. Vatan Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Hatice Nesrin Kılıçay olaya tepki gösterdi. Böyle hak, hukuk, demokrasi tanımaz bir şekilde mücadele eden insanlar seçildiğinde Adana'yı nasıl yöneteceklerdir? el öpmeyelim. Böyle Düzce Belediye Başkan Adayı Fethi Sönmez kentin önemli merkezlerinde çalışma yürüttü. Seçici değil. Bir değişim olması lazım. Bu bir süreç. Ama Türkiye bir üretim seferberliğine girmeden, yani bu kanaldan borçla, dışarıdan borç bulup da dağıtarak ona buna sadaka kültürüyle Türkiye olmaz. Tarla çiftçi ekecek, fabrika çalışacak, bir üretime gireceğiz. Et de alıyorsun, saman da alıyorsun, soğan da alıyorsun, diğer tohum da alıyorsun. Böyle gitmez. Biz böyle gitmez diyoruz. Onun için İnşallah. Vatan Partisi'ni değerlendirirken sadece bugünün değil, geleceği düşünerek değerlendirin. İyi inceleyin. Tek çıkış yoludur. Merkez Çarşı'da esnafı gezen Sönmez'e vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Düzce esnafına kapıdan selam vererek değil, içeriye girerek bir dolaşsınlar. Esnaf kan alıyor. İflaslar başlamış. Esnaf borçlu.
Evet, yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla yine vedamızı gerçekleştiriyoruz. Yaklaşan seçimler çerçevesinde gündeme yansıyanlar da bu notlardı. Yani bu seçimde bence iyi bir konjonktür var. Gerek içinde bulunan ekonomik tablo, gerekse ülkemizin içinde bulunduğu, karşılaştığı riskler göz önünde bulundurularak hem iktidarına hem muhalefetine güzel bir ders verme imkanı elinizde var. Aslında onların notlarıydı verdiğimiz haberler. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım dediğimde fotoğraf yetişmemiş. Peki o zaman yarın aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın.